Duyu da alayım Buyurun. isterseniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Ben 7 senedir şeker hastasıyım. 7 yıldır şeker hastalığı çekiyorum. Hı hı. Arada bir yükselme oluyor. 200'ü geçiyor falan. Acaba sayın hocamın bize vereceği bir bitki ilacı olabilir mi acaba? Tabii. Şimdi... Peki, iyi akşamlar. Şekerle oradan ilgili, başlayalım. Şeker evet. Hastalığı 7 yıldır çekiyorum. Mutlaka pozitif bilimi kullanıyor. Evet. Ancak bunun yanında bitki takviyesi ile ilgili bir ilaç önerebilir mi diyor. Evet, biraz önce Gökhan Profesör Doktor Gökhan Otamış ile ilgili kalsiyum eksilmesi nedeniyle şeker hastalığının ortaya çıktığını tüplerdeki zafiyetine söylemiştim. Bununla ilgili Harvard Üniversitesi yine 4565 obezite ya şeker hastası üzerinde tedavi denemesi yapmıştır. Neyle? Gynema silvestris, Latincesi. Hint dilinde gurmar denir. Sarmaşık bir bitki. Hı hı. Gurmar, biz bunun özel bir yöntemle çok özel bir formül geliştirdik, kapsül ürettik. Hı hı. Gurmar, şekeri sıfırlayan demek Hint dilinde. Türkçe'de karşılığı yok. Çünkü Türkçe bir bitki, Türkiye'de yetişen bir bitki değil. Hı hı. Gynema silvestris. Şeker hastalığına karşı Harvard Üniversitesi 108 bitkiyi incelemiş ve bunun birleşiminde cinnemik asit insülin salgılayan beta hücrelerin yenileyici özelliğe sahip. İnsülin salgılayan. Yani şeker hastasını yavaş yavaş sağlığına kavuşturacak. Yani önereceğimiz ilaç şu mu? Yani bitki takviyesi evet, daha doğrusu. Gurmar. İlaç diye adlandırmayalım. Gurmar. Gurmar diye bitki takviyesini arkadaşa öneriyoruz. Evet. Ya da beyefendiye öneriyoruz. Fakat şöyle bir durum var. Şeker hastalığını tetikleyen faktörleri ortadan kaldırmadıkça iyileşme olmaz. Nedir? Hmm. Şeker hastası olan kişinin bir, bağırsağında mantar vardır. İki, karaciğerinde yağlanma vardır. Bağırsakta mantar, karaciğerde yağlanma olmazsa şeker hastalığı zaten olmaz. Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katrilyon bakteri olur. Bunun %99'u faydalıdır. B2, B3, B6, B12 K vitamini üretirler. Kişi bir, yanlış besleniyorsa, yanlış beslenme nedir? İşlenmiş gıda tüketiyorsa, işlenmemiş gıda var mı? Doğal gıda yok. Cips, jelibon, kek, gofret, bisküvi. Hmm. Sucuk, salam, sosis. Hepsi işlenmiş. Elma, armut. Hepsi ilaçlı. İşlenmiş gıdalar, bunlar uzun ömürlü olsun diye her şey işleniyor. İşlenen bu gıdalar neden işleniyor? Bakteriyi öldürsün diye. Zararlı bakteriyi öldürsün diye işlenen gıdalar bağırsaklarımızdaki faydalı bakteriyi yok ediyor. Hmm. Kimyasal ilaç gibi çips yiyorsun, kimyasal madde içeriyor. Mesela monosodyum glutamat, zevk veriyor, haz veriyor, tat veriyor. Çips yiyor. Ne oluyor? Beyindeki hücreler ölüyor, farkında değil. Öldürüyor. Geçen vatandaşın biri bana geldi, diyor ki ya diyor bende hafıza zafiyeti başladı diyor. Dedim ki mesleğin nedir? Lokantamız var, restoran. Ne yapıyorsunuz? Köfteci, köfte yapıyoruz. Çok meşhur köftemiz var. İçine ne katıyorsunuz dedim. Ne katıyoruz? İşte baharat şu bu. Çin tuzu katıyorum şimdi dedim. Nereden biliyorsun dedi. Çünkü ondan dolayı unutkanlık başlamış, yavaş yavaş bunu yiyecek, haberi yok. Kendi kendini zehirliyor. Vatandaş köfteye Çin tuzu katıyor. Yani monosodyum glutamat. Monosodyum glutamat çöpe atılacak yiyeceğe kat çok büyük lezzet verir. Bunu yiyor. Büyük lezzet yiyor. Veriyor ama aynı oranda da tehlikeyi de. Beyin gidiyor haberi yok. Beyin sünger gibi oluyor. İçi boşalıyor. Hücreleri öldürüyor. Nöronları, sinir hücrelerini öldürüyor. Şimdi bu şeyi bitki takviyesini öneriyoruz. Bu gurmar Harvard Üniversitesi 108 bitki incelemiş. En etkili şeker hastalığına karşı gurmar olduğunu belgelemiş. Ve 4564 hasta üzerine denemiş. Klinik araştırması var. Anladım.